Peroke barema avukat Tahir Elçiyo ke 28 teşina peyne de beri minare çarlengi de vakto ke şer çek u operasyonen rabatini ney amebi katil kerdene. Yanı başımızda yaklaşık bir yıldır Filistin'de 40 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi ve bir insanlık dramı yaşanıyor. Savaşın, çatışmanın, şiddetin en acı halini tecrübe etmiş bir toplum olarak uluslararası topluma bir kez daha Diyarbakır Barosu'nun 49. Genel Kurulu'ndan çağrı yapmak istiyoruz. Temel kuruluş amacınız dünya üzerinde barışı sağlamak, insanların bir arada yaşamasını sağlamak ve güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak olan bütün uluslararası topluma, kuruluşlara bu savaşa, çatışmaya, şiddete karşı rollerini, görevlerini üstlenme konusunda çağrıda bulunuyoruz. Evet, az evvel de bahsettim. Savaşın, çatışmanın en derin acısını hisseden, yarattığı tahribatı son 44 yılda ağır bir şekilde hisseden bir toplumuz. Bu sebeple barışın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet, son günlerde Türkiye'de yeniden barışı konuşabilecek küçük kıvılcımların bizleri ne kadar umutlandırdığını, ne kadar sevindirdiğini, ne kadar umutlandırmakla birlikte beklenti içerisine soktuğunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Evet, hep ifade ettik. Diyarbakır Barosu kurulduğu günden beri insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savundu ama Diyarbakır Barosu hiçbir zaman temsil ettiği, bulunduğu kentin, bulunduğu toplumun taleplerinden ya da sorun alanlarından kendisini uzak tutmadı, tutamazdı. Bu anlamda biz hep şunu ifade ettik. Evet, bu ülkenin toplumsal sorunlarının başına gelen Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü açısından en küçük kıvılcım, en küçük söylem bizleri fazlasıyla mutlandırıyor. Bu anlamda önümüzdeki dönemde yeni bir çözüm sürecinin, barış sürecinin oluşabilmesi adına Diyarbakır Barosu'na da büyük sorumluluklar düşmektedir. Bugüne kadar bu sorumluluğun gerekliliğiyle hareket eden Diyarbakır Barosu'nun aynı kararlılıkla Kürt meselesinin çözümü konusunda da büyük çabalar içerisinde olacağından hiçbirimizin kuşkusu bulunmamaktadır. Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının tartışıldığı, özellikle de Kürtlerin mağduru olduğu dosyalardaki yaygın cezasızlık politikası bütün ağırlığıyla kendisini hissettirmekte. 1990'lı yıllarda yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin 2000'li yıllardan sonra kısmen de olsa davaya dönüştükten sonra Türkiye'nin batı illerine nakledilerek tek tek kapatıldığını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Yine Kürtlerin az evvel bahsettiğimiz toplumsal meselelere ilişkin, özellikle de Kürt meselesine ilişkin sarf ettiği çaba, mücadele, söylem maalesef kriminalize edilmekte ve Kürtler en küçük temel hakka ilişkin söylemden dolayı ağır cezalara çarptırılmakta ve mahpus edilmekte. Bunun en yakın örneği birkaç gün önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı sevgili Selçuk Mısraklı'nın almış olduğu cezanın Yargıtay tarafından onanmasını örnek gösterebilirim.